Oh my Kılıç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni konumuz olan basınç konusunda konuşacağız. Dilerseniz hızlı bir şekilde içeriğimize bir göz atalım. Sonrasında da ödevlendirmemizi hemen cedik yapalım. Bugün biraz uzun bir konumuz var arkadaşlar. Basınç ile başlayacağız. Basınç kavramının ne olduğundan konuşacağız. Sonrasında katı ve durgun sıvıların basınçlarından ve bunların basınç kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Sıvı basınç kuvveti diyeceğiz. Sıvıların basıncı her doğrultuda aynı büyüklükte ilettiğinden bahsedip Blaise Pascal'a bir gönderme yapacağız. Pascal prensibi ve su cenderelerinden konuştuktan sonra gaz basıncı daha sonra basıncın hal değişiminin etkisi akışkanların basıncı diye devam edeceğiz. Gaz basıncında da 3 tane küçük başlığımız var. Bunlar nelerdir? Açık hava basıncına bakacağız. Daha sonra kapalı kaplardaki gazın basıncına bakacağız. Bir de arkadaşlar basınç ölçüm aletleri hakkında konuşacağız. Hemen ödevlendirmemizi de yapalım. Sıfırdan ona konu anlatım soru bankamızı açtık. Basınç konumuz nereden başlıyormuş? Elektrik devreleri bittiği çok şükür onu hallettik. Mıknatıs manyeti kalan basınç 70. sayfadan başlıyor arkadaşlar ta 94. sayfaya kadar sorumluyuz kaldırma kuvveti önümüzdeki ay muhtemelen geçeceksinizdir buraya yıllık planlarınıza göre yaklaşık olarak bir ay boyunca kaldırma kuvvetine kadar devam edecek şöyle hızlı bir şekilde sorularımızın tiplerine de bir bakalım hemen açtım ya çok iyi geldi basınç kavramı var öncesinde her zaman olduğu gibi bir kısa özetimiz daha sonrasında da bu kısımdan bakarak çözebileceğimiz sorularımız var. Öncesinde arkadaşlar soruların çözümlerini görebilmek için buradan kopya çekmenizde sıkıntı yok. Zaman içerisinde o oturacaktır ve soruları artık buraya hiç bakmadan çözebilecek hale geleceksin. Ha takıldığın yer oldu çözemediğin soru oldu. Tats hemen yanında kare kodu okutuyorsun ve videolu çözümlere ulaşıyorsun. Ta nereye kadar aşağı yukarı bir 20-25 sayfa kadarlık bir kısmımız var arkadaşlar basınç konusunda. işte katı basıncı, sıvı basıncı devam ediyor. Ta akışkan basıncı. Akışkan basıncı da burada bitiyor mu? Yo devam ediyor. Süper. Devam 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 devam. Kaldırma kuvvetine geçme. Heh, kaldırma kuvvetine geçmedim. Kaldırma kuvvetine geçmezsem nerede bitiyormuş? Sevgili arkadaşlar 95. sayfada şurada bir 8 numaralı sorumuz var. Buraya kadar sorumlusunuz. Oldukça fazla sorunuz var. Oldukça fazla konumuz var. Aman diyeyim ihmal etmeyin. Hız kesmeden başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, ilk olarak basınç nedir? Basınç kavramı nedir? Bununla başlayacağız. Birim yüzeye etki eden demiş. Nasıl etki eden? Dik olarak etki eden kuvvet arkadaşlar basınç diyoruz. Burada en önemli kelimemiz dik olması lazım kuvvetin. Yüzeyin tamamına bütün yüzeye yani etki eden bir basınç varsa buna da ne diyormuşuz biz? Basınç kuvveti. Bütün yüzeye etki eden böyle nokta 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 hepsini toplarsak biz basınç kuvvetine erişiyormuşuz. Sağ taraftaki görselimizde bir iğne tutuyor elinde. Böyle baş parmağı tarafında Toplu iğnenin top dediğimiz kısmı, diğer tarafı da sivri. Kuvveti uyguladığımız zaman sevgili gençler, burada ne oluyor? Etki tepki yasası gereği her iki taraftan da eşit kuvvet uygulanıyor. Yani ben buradan eğer F kuvvetiyle bastırırsam, buradan da F kuvvetiyle bastırmış oluyorum. Ancak sivri uçundaki parmağım daha çok acıyor. İşte bunun sebebini göreceğiz bugün birlikte. Basınç kavramını, ne demiştik? Birim yüzey etki eden dik kuvvet. Birim kavramını gördüm. Yüzeyin önünde. O zaman ne yapacağım? Yüzey ifadesini paydaya yazmışım. P basınç basınç P ile gösteriliyordu. A yüzey alanı ve dik kuvvet olduğu için de F'i yukarı yazmışız. Yani kuvvet bölü yüzey alanı dediğimiz zaman tabi bu kuvvetin nasıl olması lazımdı? Hemen şöyle yanına da yazalım. Dik olması lazımdı. Buna da dikkat. SI birim sisteminde kuvvet birimi Newton ve yüzey alanında metrekare. Dolayısıyla arkadaşlar biz basınç birimi olarak paskalı kullanıyoruz ve paskalın açılımı da Newton bölü metrekare diyoruz. Burada olduğu gibi. Bazen böyle ÖSYM'nin birim soruları da çıkabiliyor. Newton bölü metrekare neyin birimiymiş? Basıncın birimiymiş. Orada lazım olacak bize. Bir de dikkatimiz var. Kuvvet her ne kadar vektörel olsa da basınç arkadaşlar skaler bir niceliktir demiş. Yani arkadaşlar biz diyoruz ki basıncın yönü yoktur. Biz burada peki hocam niye F yazdık o zaman? Niye burada Bakın F? Bakın F'in üzerine vektör işareti yok. Yani ben aslında burada neyi almışım? Sadece kuvvetin skaler olan kısmını, yönsüz olan kısmını almışım. Bir başka deyişle sadece büyüklüğünü almışım. Evet, katı basıncı Peki dedik ki şimdi az önce birim yüzeye etki eden dik kuvvet katılarda bunun sebebi ne? Katı cisimler bulundukları yüzeye neden basınç yapar arkadaşlar? Bakın burada yazmışım aslında tüyo var. Ağırlıklarından dolayı basınç yaparlar. Ağırlıklarından diye yazdım. Ağırlıklarından dolayı basınç uyguluyorlar. Bundan dolayı yatay zeminde bulunan katıların basınç kuvvetleri neye eşittir o zaman? Kendi ağırlıklarına eşittir. Ağırlığı neyse basınç kuvveti de oymuş ağırlığına eşittir. Ağırlığına kendi ağırlığına eşittir diyoruz. Bir de bunları bil kısmımız var ama önce şuraya bir dikkat çekelim de. P eşittir normalde ne yazmıştık az önce? F bölü A. Burada F yerine ne geldi? G geldi. Çünkü ne dedik? Cismin ağırlığından dolayı basınç yapıyor. Neymiş bakalım bunları bilmemiz gereken neymiş neyi bilmemiz lazımmış? O bir çekiç var. Duvara böyle çiviyi çakıyor. Güzel. Dikkat etmeniz gereken ilk husus şu. Burada da F yazmışız. Burada da F yazmışız. Yani benim o zaman çiviye uyguladığım kuvveti ne yapıyor çivi? Aynen iletiyor. Doğrultusunu morultusunu hiçbir şeyini değiştirmiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? F'i soldan sağa doğru uyguladım. Dolayısıyla sağ tarafa doğru burada da F'i gördüm. Peki neymiş bakalım? Katılar üzerine uygulanan kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden aynen iletiyormuş. Katılarda kuvvet iletimi varmış ve aynı doğrultuda aynı şekilde iletiyormuş. Bir diğer husus. Burada kuvvet aynı şekilde iletildiği için ve ben çiviyi çakıyorum. Arkadaki yüzeyim A1, öndeki yüzeyim A2. Arkadaki basıncım o zaman P1 diyeyim ona. Ne yazacağım? F bölü A1. Burada ne yazacağım basıncı ifadesine? P2 dedim buna da F bölü A2. Aynı kuvvet olduğu için ikisinde de F ama yüzey alanları farklı. Bu uç daha sivri. Dolayısıyla şöyle bir ifade yazabilirim yani ben. A2, A1'e göre daha küçük. Değil mi? Dolayısıyla Basınçla paydada yazmıştım ters orantılı. O halde ben diyebilirim ki P2 P1'den daha büyük. Neden? Çünkü yüz alanı küçüldü. Yüz alanı küçüldüğü için de basıncımız arttı sevgili gençler ve devam ediyoruz. Bir soruyla bunu pekiştirelim. Özdeş ve türdeş küplerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Şimdi özdeş türdeş dediği zaman ben bunların özelliklerini aynı almam lazım. Kalınlıklarını da aynı almam lazım oluşturulmuş. Şekil 1'deki cismin üzerinde bulunduğu yüzeye yaptığı basınç P1'miş. Cisim şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde yüzeye yaptığı basınç da P2'ymiş. Buna göre diyor P1 bölü P2 oranı kaçtır? Önce bir P1 bulalım. Sonrasında da P2 hakkında konuşmaya başlarız buna göre. Şimdi kıyaslama sorularında ne yapıyorduk? Ortak bir şey vermemiz lazım. O halde Şimdi bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçadan oluşuyor. O zaman her birinin ağırlığına ben G dersem. Yani buna da G, buna da G falan diye devam edersem. Toplamda 8 G'lik bir ağırlığım varmış. O halde P1 dedim. Eşittir. Ağırlığım 8 G. Peki hocam bu kaç birimlik yüzeye binmiş? Şuradan sayıyorum bunda. 1, 2, 3, 4 tane yüzeye binmiş. Onlara da A dersem ne diyeceğim? 8 G bölü 4A. Bunun da sadeleştirmesini yapabiliriz hemen. 8 ile 4'ü sadeleştirirsem o zaman P1 dediğim şey 2G bölü A şeklinde çıktı. Birinci durumda basıncım 2G bölü A'ymış. İkinci durumda ne olacak? Cismi ters çevirdim. Ağırlığım değişti mi? Değişmedi. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 8 tane var. O halde P2 için dedim ki eşittir. Yine 8G ancak dikkat sadece bir tane yüzeye binmiş bölü A dedim. 8G bölü A yaptı yani bu da. Ve bana P1 bölü P2'yi soruyordu. P1 bölü P2 soruldu bana. Ne yapacağım buraya yazayım P1 bölü P2. Birinciyi aynen yazıyorum. 2G bölü A diye. İkincisini ise ters çevirip çarpıyorum. O zaman A bölü 8G yaptı. A'lar... Gitti. G'ler de gitti. 2 bölü 8'den o halde arkadaşlar ne çıktı? İse diyeyim P1 bölü P2'miz. 1 bölü 4 olarak çıktı. 8 ile de 2'yi sadeleştirdiğim için. Bu arada şunu da söyleyelim. Ee, cisimlerin nasıl diyelim böyle konumları değiştiği zaman ağırlıkları değişmez aslında oradan da yürüyebilirdik. Burada gerçi ilk soru olduğu için sayarak yaptım ama ben mesela 90 kiloyum yattığım zaman da 90 kiloyum ama da kalksam yine 90 kiloyum bir şey değişmiyor. Kütlem değişmediği için ağırlığım da değişmeyecek haliyle diyebilirsiniz. Hemen devam ediyorum diğer bir soru kalıbımla. Boyutları şekilde verilen bir tuğlanın şekil birdeki durumda yüzeye uyguladığı basınç P Basınç kuvveti F'dir. Hmm, az önce hoca niye kendi kütlesinden bahsetti? Bakalım niye bahsetmişim. Tuğla şekil 2'deki konuma getirildiğinde P ve F nasıl değişir demiş. Şimdi yüzey katılar kendi bulundukları yüzeye yapıyorlar ya basınçları. Önce şunun bir yüzeyini bulmam lazım. Bunun e, şu uzunluğu 3X genişliği de 2X. O zaman birinci cismimin ben yüzey alanı için şöyle bir şey diyebilirim. A1 diyelim. A1 eşittir. 3X çarpı 2X'den... 6x karelik bir yüzey alanım varmış. Daha sonra ben bunu tık diye böyle yan çevirmişim. Ee, diklemesine koymuşum. O zaman a kim ne oldu? a kimde x burası uzunluğum. Genişliğimde 2x. 2x çarpı 2 xten ne yaptı? 2x karelik bir yüzey alanım varmış. O tabana biniyormuşum ben. Ağırlığım değişiyor muydu sevgili gençler ben yaptığım zaman? Değişmiyordu. O zaman bunun ağırlığı g ise bunun ağırlığı da yine g kadar olacak. Dolayısıyla birinci durumdaki basınç P bakalım ne olmuş? P neymiş? P eşittir G bölü 6x kare gibi bir şeymiş. Yüzey alanımı 6x kare buldum ya. İkinci durumda ona da P üssü diyeyim. Ağırlığım değişmedi ancak yüzey alanım 2x kare oldu. Hmm, bakınız 6'dan 2'ye düştü paydam. Paydam küçüldü. O halde basıncımın değeri ne derim? P ve F nasıl değişir kısmında? P artar diyorum. Peki F F benim ağırlığımdı. Katılar ağırlıklarından dolayı basınç yapıyorlardı. Ağırlığım değişmediğine göre F de yani basınç kuvveti de değişmez diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve hız kaybetmeden devam ediyoruz. Basıncın günlük hayattaki karşılıkları. Bazı durumlarda biz basıncın büyümesini isteriz. Bazı durumlarda da basıncın küçülmesini isteriz. Mesela şurada gördüğümüz tank arkadaşlar. Palet kullanılmış tekerlek yerine paletleri var. Ve yüzey alanını arttırmaya yönelik bir çalışma. Yüzey alanı arttırıldığı için basıncı küçüldü. Normalde basınç için şöyle bir ifade yazmıştık yani. P eşittir G bölü A. Ben ne yaptım? A'yı burada şu şekil için büyüttüm. A büyüdüğü için küçülmüş oldu. Ve bu niye lazım? Bazı durumlarda hani bunun tankların veya şu yan tarafta gördüğümüz tırın yumuşak zeminlerde ilerlemesi gerekebilir. Veya bu tır yüklü olabilir. Dolayısıyla basıncı fazla binebilir tekerleklere. Bizim bunu azaltmamız lazım. Bunun için de ne yapıyoruz? Yüzey alanını genişletiyoruz. Bazı iş makineleri de böyle paletlidir. Aynı buradaki tankta olduğu gibi. Yumuşak zeminde iş yaparken basıncı fazla olup da batmasın diye. Basıncı küçültmeye dayalı şeyler. Ancak biz bazı durumlarda da basıncı küçültmeye çalışırız. Mesela bir çiviyi çekişle çakma olayında çivinin sivri ucunu küçük yaparız ki ne kadar sivri ise o kadar rahat ilerler. Veya böyle bıçak bileme işlemleri. Bıçağın yüzey alanını küçültüyoruz ki alt kısım içinde şöyle yazalım. P eşittir G bölü A. Biz bu sefer ne yaptık? A'yı küçülttük. A'yı küçülttüğümüz için ne yaptı? Otomatikman basınç arttı. Yani biz günlük hayatta bazı durumlarda basıncın küçülmesini isteriz. Bazı durumlarda da basıncın büyümesini isteriz. Sağ taraftaki tenis raketi değil arkadaşlar. Kar ayakkabısı diye geçiyor. Karın yoğun olarak yağmış olduğu bölgelerde ayakkabının altına bunu geçiriyorsun. Ve ayakkabının yüzey alanını arttırdığı için ne oluyor? basınç küçülüyor ve dolayısıyla karda batmadan rahat bir şekilde ilerliyorsun. Günlük hayatta katıların basıncının kullanım alanları da bu şekilde. Aslında katı basıncının kullanım alanı demeyelim de basıncı biz kendimize göre nasıl düzenlemişiz ondan bahsettik sizlere. Peki bu katılarda basıncın boyutlarla nasıl bir ilişkisi var hemen bir bakalım. P eşittir diye yazmışız. Neye eşitmiş? Katılarda basıncın boyutla olan ilişkisi. Nasıl bir ilişkisi olabilir? Şimdi burada düzgün bir şekilde yükselen bir katımız var. Bu muhtemelen dikdörtgenler prizması. Burada ise kesilmiş koni biçiminde bir şey var. Burada da kesilmiş koni biçiminde bir şey var. Ama şekilleri birbirinden farklı. Biri ters konulmuş, biri düz konulmuş gibi. Biz burada arkadaşlar şöyle bir şey diyoruz. Birazdan çıkarımını da yapacağım onun sizlere. P burada direkt H çarpı D çarpı G'ye eşittir. H dediğimiz şey cismin yüksekliği. G yer çekimi ivmesi. D de sıvının yapıldığı maddenin öz kütlesi. Hani 9. sınıfta vardı ya madde ve öz diye bir ünite vardı. Orada öz kütle vardı. İşte oradaki D. Burada H de G'ye eşit. Ama burada arkadaşlar eşittir yazmışsam ama burası şöyle olacaktı. Büyüktür olacaktı. Büyüktür H çarpı D çarpı G. Niye hocam? Çünkü burada şöyle bir durum var. Düz bir şekilde buradan çizgiyi çekseydim ben. Gerçi tam düzde çekemedim ya. Düz bir şekilde çekseydim eğer. Bu taraf orta kısım H D, G'ye eşitti. Ama şimdi ne oldu? Kenarlardan fazladan binen bir yüküm var. Yani ağırlığım arttı şu duruma göre. Ağırlığım arttığı için basıncım da arttı. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar burada? P büyüktür H çarpı D çarpı G diyeceğiz geldik üçüncüsüne. Burada da yine kenarlarından çizgileri çektim burada ben. Hop şöyle yukarı doğru çektim 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 çektim. İlk duruma göre ne oldu? Kenarlardaki parçaları ben kesip atmışım gibi. Yani bu sefer ne olmuş? Benim ağırlığım küçülmüş. Ağırlığım küçüldüğüne göre burada yine eşittir yazmışız. Şöyle olacaktı küçüktür h çarpı d çarpı g diyeceğiz. Merak etmeyin hdg'nin nereden geldiğini birazdan sizlere ispat edeceğim ama katılarda basıncın boyutlara göre böyle bir ilişkisi var. Düzgün olan, düzgün yükselenlerde hdg eşit, genişleyenlerde hdg'den daha büyük, Dar alanlarda ise hdg'den daha küçük bir basınca sahip oluyor katılar. Geldik sıvı basıncına. Hocam ispat etmedin. Merak etme. Geliyor. Sıkıntı yok. Sıvılar da aynı katılarda olduğu gibi neyden dolayı katılar ne yapıyordu? Ağırlıklarından dolayı basınç yapıyorlardı. Bu da yine ağırlıklarından dolayı basınç yaparlar arkadaşlar. Ancak sıvılar katılarda olduğu gibi sadece bulundukları yüzeye değil... İçerisinde bulunduğu kabın tüm çeperlerine bu yapı, bu basıncı yapıyorlar. Yani biz katılarda şurayı işaretliyorduk. Yani buraya göre bakıyorduk. Ama sıvılarda buraya da olur, buraya da olur, buraya da olur, buraya da olur. Herhangi bir noktasına göre bize basınç sorulabilir. Çünkü sıvılar bulundukları kabın her noktasına basınç yapıyorlar. Şimdi formülün çıkarımı geliyor arkadaşlar. Katılarda P eşittir G bölü A diye diyorduk. 9. sınıftan dedemuzu böl ver diye söylediğimiz öz kütle eşittir kütle bölü hacim ifademiz var. Bir de ağırlık ifademiz vardı ki ağırlıkta cismin kütlesiyle yer çekimi ivmesinin çarpımıyla geliyordu. Şimdi ben ilk olarak burada şu G'nin yerine M çarpı G yazacağım. Yani şöyle yan tarafa çektim eşittir dedim. G yerine M çarpı G bölü A dedim. Bitti mi işim? Henüz bitmedi. Çünkü buradan bir de benim kütleyi çekmem lazım. Çünkü burada kütle var. Kütleyi burada çekersem M eşittir D çarpı V diye bir şey elde ettim. Götüreyim onu da yerine yazayım. Bir tane daha eşittir. D çarpı V çarpı G bölü Aa dedim. Allah Allah sanki bir yerlere varacağım gibi de bir şeyler daha çevirmem lazım gibi. Aha buldum. Hacim ifadesi. Hacim ifadesi katılar için neydi? Sıvılar için de bunu yapabilirim. Çünkü sıvıların belli bir şekilleri yoktu ya. Hani bulundukları kabın şeklini alıyorlardı. Taban alanım A. Yüksekliğimde H verilmiş. O zaman benim için hacim burada ne olacak? Taban alanı çarpı yükseklik. Götür onu da yaz yerine. D çarpı A çarpı H çarpı G bölü A. İşte A'lar gitti. Elimde ne kaldı? h çarpı d çarpı G kaldı. Arkadaşlar bir önceki sayfada yapmış olduğum hadi gel diyebileceğim formül işte buradan geliyor. Sıvılar bulundukları kabın şekline aldıkları için katılardan yola çıkarak çeşitli çevirmeler yaparak hadi gel formülüne ulaştım. Yani sıvılar için basınç nelerle ilişkiliymiş? Sıvının yüksekliğiyle ilişkiliymiş. Aynı zamanda buradaki H için aslında biz sıvının derinliği de diyebiliriz. Açık yüzeyden olan fark yani derinlik şeklinde de söyleyebiliriz. D dediğimiz sıvının öz kütlesi oluyor. G dediğimizde yerçekim ivmesi. Dünyada olduğumuz için dünyanın yerçekim ivmesini alacağız oraya. Şimdi geldik. Düzgün yükselen katılardan bahsediyoruz. Az önce de bir tane düzgün yükselen katımız vardı gerçi. Oradan hepsini çıkartabilirsiniz. Neymiş arkadaşlar başlığımız? Düzgün yükselen katılarda sıvı basınç formülü kullanılarak Bulunabilir az önce yapmıştık zaten boyut basınç ilişkisinde vardı bu şimdi sıvılarla ilişkisini gösterdiğimize göre her birinin yüksekliğini haş dersem ben ve maddelerin e, şunların öz kitlelerine de işte şuna mesela D3 şuna D2 şuna D1 dersem hatta bunun yüksekliğine de H1 diyeyim bu da H2 olsun farklı maddeler de olabilir sonuçta ben aynı boyda çizmişim ama farklı boyutlarda şu da H3 olsun boynu bükük kalmasın. P1 için ne derim? Diğerlerinden farklı olacak biçimde. H1 çarpı D1 çarpı dünyanın yer çekimi ivmesi. Bunun için farklı yükseklik olabilir dediğim gibi. H2 çarpı, şuna da 2 diyeyim. D2 çarpı G diyeceğim. Üçüncüsü yine düzgün yükselen bir katım var. O halde H3 çarpı D3 çarpı G. Bu arada bunlar aynı öz kütleli de olabilirlerdi, Aynı yükseklikte de olabilirlerdi ama farklı farklı da gelebilir diye böyle H1, H2, D1, D2 gibi değerler verdim. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Aynı maddede verilebilir. Belki soruda adam size öyle bir şey yapacak. Devamında o güzel bir şey var. Burada arkadaşlar şimdi dikkatimi çekti de sıvıların yükseklikleri bana eşit verilmiş. Şu çizgiler bana boştan yere verilmemiş. Sıvıların yüksekliği eşit. Ve ben sıvı basıncı için şöyle bir ifade görmüştüm. P eşittir. Hadi gel. Geldim. Neyi bilmem lazım benim? Üç farklı kapta eşit sıcaklıkta bulunan aynı yükseklikteki bak dikkat aynı yükseklikteki özdeş sıvılar için özdeş yani bunlar ne demek öz kütlesi aynı demek öz kütleler eşit demek için sıvı basınç ifadeleri arkadaş haş aynı diyor aynı yükseklikte Bunlar özdeş diyor. Özkütleler aynı. E bu da ne dedik zaten dünyanın yerçekim imesi. O zaman kabın şekline bağlı olmadığını söyleriz. Burası bakın basit bir şey ama aslında içerisinde bir yorum da barındırıyor. Sıvıların basıncı kabın şekline, kabın büyüklüğüne bağlı değilmiş. Sadece neye bağlıymış? Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Bu kadar. Başka bir cacığı yok bunun aslında. Başka bir pisliği de yok. Basit düşün ve kolaylıkla yap. Çoğu zaman öğrenci bunu görünce ya hocam sanki bunun içinde bir pislik var gibi ya. Bu kadar basit olamaz diyor. O yüzden diyorum bunda bir pislik yok diye. Devam. Dolan kaplarda sıvı yüksekliği bakın bu soru kalıbı birkaç tane daha var hemen arkasında böyle farklı bir şekilde yine karşımıza gelecek. Farklı kaplarda sıvı yüksekliği nasıl değişiyor? Bunların aslında mantığını göstermeye çalışacağım sizlere. Düzgün yükselen bir kabımız var. Kabımız düzgün yükseliyor ve musluktan da eşit zaman aralıklarında eşit miktarda sıvı bırakılıyor. Buna da debi deniyor. Debi birim zamanda bırakılan ya da boşaltılan sıvı miktarı diyebiliriz. Şimdi eşit zaman aralıklarında eşit sıvı boşaltan bir musluğum var ve zaman sıvı yüksekliği diye bir bana ne vermiş grafik doldurmamı istemiş. Hemen doldurayım. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda sıvı bıraktığına göre o zaman buradaki yükselme miktarları ne olacak? Düzenli olmak zorunda. O halde benim grafiğim şöyle bir şekilde çıkması lazım. Yani T sürede atıyorum H kadar yüksekliğe gelmiş ise 2T sürede nereye gelecekmiş? 2T sürede 2H yüksekliğine gelecekmiş. Düzgün yükseliyor. E ben biliyorum ki basınç da yükseklikle doğru orantılıydı. O halde arkadaşlar, buna dikkat. basınç yükseklikle doğru orantılıydı. O halde basınç ifademde yine zamana göre böyle çıkacak. Bu ne demek hocam? T sürede geçtiğinde p basıncına ulaşıyorsa, 2T süre geçtiğinde ne olacak? 2p basıncına ulaşacak demek. Bu kadar. Düzgün yükseliyorsa kabım ne olacak? Sıvı yüksekliğimde düzgün artacak. Basıncım da düzgün artacak. Bu. Hemen geçtim diğer bir kabıma. Kabım bu sefer genişliyor. Genişleyen kaplarda arkadaşlar şöyle bir mantık var. Tam böyle ortadan bölmüş olsaydım ben bunu. Alt tarafın hacmine V alt. Üst tarafın hacmine de V üst dersem. Görünen o ki alt tarafın hacmi üst tarafın hacminden daha küçük. Çünkü kabım genişliyor. O şöyle yazalım. V alt küçüktür ve üst diye yazdım. Yani eşit zaman aralığında alt tarafı doldurmak üst tarafı doldurmaya göre daha kolay. Yani alt taraf daha hızlı doluyor demek. Hızlı doluyorsa arkadaşlar hızlanma grafiği ama sonradan ne oluyor pardon? Hızlanma diyorum. Hız başta hızlı doluyor, sonra yavaşlıyor. O zaman yavaşlama grafiği nasıl çıkacak? Sıvı yüksekliği zamanla azalan bir şekilde çıkacak. Yani artıyor ama artış miktarı giderek azalıyor. Yataya yaklaştı. İlk başta dik, hızlı doldu, sonra yavaşladı. Demek istediğimiz bu. Hepsinde artış var ama bu artış miktarının azaldığını gösteren bir grafik, bir sonrakini görünce daha iyi anlayacaksınız. Geçtim buraya tekrardan döndüm. Sıvı yüksekliği basınçla doğru orantılı olduğu için o zaman basınç ifademde ne çıkacak yine? Yavaşlayan artış. Yani artış var ama artış miktarı giderek azalıyor. Yani bu ne demek? Sayısal böyle değer vermek gerekirse atıyorum T süre olduğunda yine P basıncına gelmiş olsun ama 2 T süre olduğunda 2 P basıncına değil de e, işte işte 1.5 P basıncına geliyormuş gibi. 1.5 P. Basınç dedim gerçi yükseklikte basınç doğru orantılı olduğu için H da yazabilirim P de yazabilirim. Çok sıkıntı değil o. Demek istediğim mevzu şu. Bakınız ilk zaman aralığında bir birim arttı. Ama ikinci zaman aralığında yarım birim arttı. Artış miktarı azalıyor yani. Yine artmaya devam ediyor. Artış miktarı azalıyor. Dikkat artış azalıyor. Geldim hemen dolan kaplarda sıvı yüksekliğinin üçüncü bölümüne. Bu sefer kabım daralan bir kap. Yani yukarılara doğru gidildikçe hacmim küçülüyor. Yine böyle ortadan çekmiş olsaydım şuraya V alt buraya da V üst demiş olsaydım üst tarafın hacmi bu sefer alt tarafa göre ne? Daha küçük. O halde bu sefer de üst tarafı doldurmak daha rahat. Yani önce yavaş dolacak, sonra birden hızlanmaya başlayacak. Birden değil de yavaş yavaş hızlanmaya başlayacak diyoruz. O halde bunun da grafiği arkadaşlar nasıl çıkacak? Böyle yukarı doğru. Bununki de böyle yukarı doğru. Bakın ikisinde de yine artış var. Bu sefer ama artış miktarı da artıyor. Yani yine sayısal örnek vermem gerekirse T süre geçtiğinde sıvı yüksekliği H oluyorsa eğer ya da sıvı basıncı işte T süre geçtiğinde P kadar oluyorsa doğru orantılı olduğu için ikisi fark etmez aslında. 2 T olduğunda ne olacak? 2 P mi olacak ya da 2 H mi olacak? Hayır. Daha fazla olacak. Ne derim ben buraya? İşte 1 bir arttırmışım. 1,5 bir daha arttırayım. 2,5 H. Ya da burası da işte 2 T olduğunda 2,5P gibi bir değer olacak. Bakınız ilk zaman aralığında bir birim arttı. İkinci zaman aralığında bir buçuk birim arttı. Bu da artan artış diye geçiyor. Yani artmadaki miktar da giderek artıyor. Aman diyeyim dikkat bir öncekiyle karıştırmayın. Bir önceki genişliyordu bu ise daralıyor. Hemen devam ediyoruz. Sız kaybetmeden bunları soru üzerinde bir görelim. Sıvı basıncını da uygulamış olalım. Eşit hacim bölmeli kap D üst kütleli sıvı ile doludur. Kaptaki T noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre N ve G noktalarında oluşan sıvı basınçları kaç P'dir? Şimdi sıvı derinliği dedik açık olan yüzeyden alınmak zorunda. Burada aslında onu göstermek istedim. Ne demek hocam sıvının açık olduğu taraf? Şu taraf arkadaşlar. Burada bitmiş ama benim hala alabileceğim daha yüksekte bir yerim var. Ve ben sıvı basınçlarını yazarken işte tam olarak en üst sıvı seviyesine göre yazmam gerekiyor. T noktasındaki basınç ona P demişti. Şöyle T için diye de yazayım şuraya karışmasın. P eşittir. Ne kadar buradaki yüksekliğim? Bir kutu. Yani bir H. Dedim ki bir H çarpı D çarpı G. Sonuçta sıvım değişmiyor. Aynı sıvının içerisindeyim. Sonra geldim N noktasına. N noktasında farklı renkte yapalım ki gözümüz böyle kamaşmasın. Kamaşmasın. Geldim buraya. Bu sefer ne oldu? İki birim yüksekliğim var. O halde N noktası için, N için dedim. Niçin oldu? P, N diyeyim. Toplam yüksekliğim 2H çarpı D çarpı G. Yani ben buna P demişsem o zaman buna ne demem lazım? 2P demem lazım. Şu 2'yi görme başta. HDG, HDG. Ben HDG'ye P diyordum. Başında 2 var. O zaman 2P'ye eşitledim. Sonra geldim G noktasına. G noktasının da en derin olan noktaya olan uzaklığı, bakınız şuradan, hop böyle 3 birim. O halde dedim ki G için PG dedim. 3, H, D, G. E ben zaten H, D, P diyordum. O halde 3H, D, ne diyeceğim? 3P demem lazım sevgili arkadaşlar. En yüksek, en açık taraftan bakmamız gerektiğini unutmuyoruz sakın. Yani hocam burada N'nin üzerinde bir kutu var o zaman bir aş yazmayacak mıyım? Hayır. Sıvının açık olan tarafına göre yazmanız lazım. Aman diyeyim dikkat edin. Hemen bir diğer soru kalıbı böyle kapları ters çevirir yan çevirir falan filan onlardan. Eşit açım bölmeli kap içerisinde bulunan sıvının tabana yaptığı basınç P1. Kap ters çevrildiğinde tabandaki sıvı basıncı P2 olduğuna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Şimdi burada bir şeye dikkat etmem lazım. Ben bunu ters çevirirsem kaç birim olacak su yüksekliği bunu bulmam lazım. Ama önce bir P1 demiş ya, o P1'i bir yazayım ben. Ondan sonra gerisine bakalım. P1 dediğim şu anda toplamda 2 kutuluk bir yüksekliğim var. 2 haşlık bir yüksekliğim var. O halde P1 için eşittir 2 h DG diyebilirim. Sonra ben bu kabı ters çevirmişim. ...şöyle çizmeye çalışayım sizlere burada. Şöyle bir hale getirmişim yani. 1, 2, 3, 4... ...sonrasında üstüne de şöyle... ...4 tane daha kutu çizdim. Buradaki 4 birimlik sıvı ne olacak? Tabana yayılacak. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane sıvım var. Ve tabanım zaten benim 4 birim. O halde sıvı ne olacak? Bu 4 birime yayılacak. Ve sıvı yüksekliğim otomatikman ne oldu? 1 bir birime düştü. Yani 1 haşa düştü. O halde P2 içinde şöyle bir ifade yazarım. P2 eşittir h çarpı d çarpı g. Bana p1 bölü p gidiyordu. Hemen burada bölü vereyim. Şu g'ler gitti. D'ler gitti. H'lar da gitti. P1 bölü p2 elimde hop ne kaldı? 2 kaldı sevgili arkadaşlar. Karşılaştırma sorularında genellikle bu H'lar, D'ler, G'ler sadeleşir. Bu yüzden aslında istediğiniz sayıyı vermekte özgürsünüz. Sen hocam 2 H dedin ben buraya 4 H diyebilir miyim? Diyebilirsin. Tabi oranı korumak şartıyla ama buraya 4 H demişsen buraya da 2 H demen lazım. 2 kutuya 4 dedin çünkü. Buna da dikkat et. Aman diyeyim gözünüzden kaçarsa sorumlusu ben değilim. Ben anlatıyorum. Dikkat. Durgun sıvılarda basınç kuvveti. Hocam katılarda basınç kuvveti ağırlıktı. Burada ne? Burada da ağırlık mı? Ağırlık tam değil arkadaşlar ama ona yakın bir şey. Oradan bir şeyler yürüteceğiz, bir şeyler çıkartacağız. Basınç kuvveti normalde formüldeki şu F harfiydi. Burada bizim F harfini yalnız bırakmamız lazım. F kuvvet diye basınç kuvvetiydi. O zaman önce bir onu bırakayım. F eşittir P çarpı A diye bir yazayım. Sonra bakalım neymiş. Katılarda basınç kuvveti cismin ağırlığı ile ilgilidir. Ancak sıvılarda yüzey alanının değişmesi basınç kuvvetini etkiler. Yani sıvılarda da böyle ağırlık gibi yürüyecektik. Ama ne oldu? Yüzey alanı değiştiği zaman basınç kuvvetim değişiyormuş. Ben burada P çarpı A dedim. P neydi sıvı basıncında? Onu bir yazalım o zaman. Burada F dediğim şey benim için. F eşittir. H çarpı D çarpı G çarpı A şeklinde büründü. Hadi gel dediğimiz formül sıvı basıncıydı. A da buranın yüzey alanı şurası yani şu F'in binmiş olduğu yüzey. O yüzden de A'yı ekledim. Ha farklı yüzeyler olursa ne olacak? Hemen bakalım neler oluyormuş. Sıvı basıncı ile alakalı temel özellikleri bir bakalım. Ondan sonra da şuradaki F1, F2, F3'leri bir çıkartalım. Sıvı basınç kuvveti daima uygulandığı yüzeye ya basınç zaten dik kuvvet değil miydi? Dolayısıyla basınç kuvveti arkadaşlar burada niye değilsin? Bunun da ne olması lazım yani? Dik olması lazım. Dik olup hesaplanırken o güzel ortalama diyoruz. Ortalama basınç değeri alınır. Neden hocam? Çünkü bakınız mesela şurada bir F2 kuvveti vermiş ya. F2 bu yüzeye etki ediyor. Ama bu yüzeyin üst tarafında farklı bir basınç var alt tarafında farklı bir basınç var. Biz bu basınç farklılığını göz önüne almak durumundayız. Bundan dolayı da ne yapıyoruz biz? Basınç kuvvetlerini yazarken ortalama basınç değerini alarak yazıyoruz. Bu durumda yan yüzeylerdeki basınç kuvveti ne olacakmış bakalım. F1 için normalde bakınız ne vermişiz 4H ama bunun ortalaması üst taraf 0 alt taraf 4 0 artı 4 bölü 2'den ne geldi 2H geldi. Ya da 4 bölü 2'de direk, direk diyebilirsiniz aslında da. Şimdilik öyle konuşmayalım biz hani 0 artı 4 bölü 2 yazmışız gibi algılayalım. Ee, ne diyeceğim o halde F1 için 2H çarpı d çarpı G çarpı A1. Bakın yüzey alanı etkiler demiştik ya. O da var işin içerisinde. Yan yüzeylere de etkileyecek bu. Geldim F2'ye. F2'nin üst tarafı 0. Alt tarafı 2H. 0 artı 2H bölü 2'den H gelmiş. O halde F2 için H çarpı D çarpı G çarpı A2 dedim. İşte esas mevzu benim için ya da böyle öğrencilik dönemimde en zorlandığım kısım eğik. Bir de üstünde bir kısım daha var. Arkadaşlar bunun üst kısmı 2H Alt kısmı 4H. 2 4 daha 6 böldüm 2'ye 3H. İşte zaten işaretlediğimiz kısmın sebebi bu. 2H'lık kısma mı basınç yapıyorum? Yok 2H'dan sonra başlıyor bu yüzeyim. A3 yüzeyim şurası çünkü. A3 yüzeyim burası olduğu için 2H buradan H da buradan toplamda ortalaması 3H'lık kısma geldi. 3H D G A3 dedik sevgili arkadaşlar. Basınç kuvvetlerini bulurken aman diyeyim ortalama almayı sakın a sakın unutmayasınız ha alt tabanlarda sıkıntı yok ama üst böyle yan taraflara gelince problem oluyor Sıvı basınç kuvvetinin ağırlıkla olan ilişkisi. Katılarda ne yapmıştık? Basınçla olan ilişkisine bakmıştık. Kabın şeklinin. Buradaysa arkadaşlar elimde bir miktar sıvı var. Ve ben bu sıvıyı şuralardan böyle menteşel Bir tane kabın içerisine koymuşum. Daha sonra kabın yüzeylerini yan tarafa doğru açtığım zaman ne oldu? Genişleyen bir kap olduğu için sıvı seviyesi hop aşağı doğru indi. Sonrasında ne yapmışım? Birleştirmişim bunları. Kapatmışım. Dolayısıyla sıvı seviyesi bu sefer ne olmuş? Yukarıya doğru çıkmış. E, basınç kuvveti dediğim ifade ağırlıktı ya hani şeyde katılarda. Burada düzgün yükselirse sıkıntı yok. F G'ye eşit diyebilirsiniz. Yani bu ne demek? Sıvının alt tabana yapmış olduğu basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşittir bu kadar. Peki hocam kap genişliyorsa, kap genişlediğinde sıvının yüksekliği azaldı mı? H hadi gel çarpı A. H'si küçüldü bunun. H'si küçüldüğüne göre, yani yüksekliği küçüldüğüne göre F'de diyeceğim küçüktür G. Burada ne olmuş? Yüksekliği artmış. Kapattığım için sıvı yükselmişti ya. O zaman F ne diyeceğim? Büyüktür G. Bunları arkadaşlar ezberlemenizde lüzum yok. Mantığını gördünüz çünkü. Mantık neymiş? Eğer ki sıvı daha aşağı seviyedeyse yani ben kabı genişletmişsem ağırlığım Pardon ters söyledim. Kuvvetim ağırlığıma göre daha küçükmüş. Ama ben tam tersi. Kenarları ortaya doğru böyle bastırmışsam eğer ortaya doğru. Bu sefer ne olacak? Sıvı seviyesi artacak. Daralan bir kap diye geçer bu. Daralan kaplarda da basınç kuvveti cismin ağırlığından daha neymiş? Büyükmüş sevgili arkadaşlar. Evet geldik. Fransız bilim insanı Blaise Pascal anısına. Bu o futbolcu olan değil. Bilim adamı olan. Pascal prensibi. Sıvılar için demiş ki Pascal yaptığı çalışmalarda üzerine etki eden basıncı bla 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 bla. Basıncı nasıl iletir arkadaşlar? Basıncı iletecek onu anladık. Basıncı arkadaşlar her doğrultuda iletir. Çünkü sıvılar her tarafa doğru basınç yapıyorlardı ya her doğrultuda. Dolayısıyla basınçları da her doğrultuda iletirler ve demiş bir bağlaç var. O zaman bir özelliği daha var bunun. O özellik de şudur arkadaşlar aynı şekilde iletir. Aynı şekilde. Yani değiştirmez. Ben buraya ne kadarlık basınç yapıyorsam bu aynı şekilde aşağıya da iletilecekmiş. T noktasındaki basıncı bir yazalım. PT dedim. PT eşittir. H1 yüksekliğim çarpı D1 yoğunluğum çarpı G de benim dünyanın yer çekimi ivmesiydi. Burada sıkıntı yok. Ama N noktasına bak. Hemen indim N noktasına. N'nin üzerinde farklı bir sıvı var. Ve sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her doğrultuda iletiyorlardı. O halde PN için şunu yazarım. H1, D1, G zaten var. Bunun üzerine zaten biniyor. Bir de ne geldi üzerine? H2 çarpı D2 çarpı G kadar daha basınç geldi. İşte denilen mevzu Pascal prensibinin temelinde yattığı nokta bu arkadaşlar. Üzerine ben H1D1G'lik kadar bir basınç uyguladım. Bu basıncı hop o ne yaptı aldı ve aşağıdaki ne ve ne noktasına kadar bu basınç arttı. Bundan dolayı arkadaşlar bak bu güzel bir şey aslında bir şey daha söyleyeyim öyle geçeyim. Barajlarda filan böyle alt tarafa doğru inildikçe basınç artıyor ya bundan dolayı genişler. Barajın ön, üst duvarları incedir giderek genişler böyle aşağıya doğru. Çünkü alt taraftaki basınç giderek artıyor. Çok böyle büyük değerlere ulaşıyor. Dikkat! Hemen bunu bir soru üzerinde uygulayalım. Düzgün bir kaba birbirleriyle karışmayan 2D ve 3D öz kütleli sıvılar konuluyor. Denge durumu şekildeki gibi olan sıvıların içerisindeki T noktasındaki sıvı basıncı PT, N noktasındaki sıvı basıncı PN olduğuna göre PT bölü PN oranı kaçtır? Burada şuna dikkat az önce yaptığımdan biraz farklı. Niye burada T noktası tam dipte değil? O yüzden sadece oraya kadarki kısma bakmam lazım. P t dedim eşittir üzerindeki sıvı h kadar sadece h çarpı 2d çarpı g öz çünkü 2d'ymiş. O zaman bunu düzenlersem şu 2'yi başa vereyim hemen. 2h d g şeklinde. Geldim bir de pn lazım bana. pn eşittir. Şimdi hocam nasıl yapacağım? Bir defa şu alt tarafa kadar buranın uyguladığı bir basınç var mı? Önce orayı bir yaz. 2h çarpı 2d çarpı g. Unutma. Devamında ne olacak? Bir de bu sıvının kendi basıncı olacak. Artı dedim. Bir de onu da şuraya yazalım. 2H çarpı 3D çarpı G de buradan geldi mi? Hadi bunu düzenleyelim. 2 kere 2'den 4 geldi. 2 kere 3'ten 6. 4, 6 daha. 10, H, D, G dedim. PT bölü PN orada sorulmuştu. O zaman PT bölü PN yazdım buraya. 2 H, D, bölü 10, H, D, H'lar, D'ler, G'ler gidiyor. Zaten karşılaştırma sorularında hep gidiyordu bunlar. 2 bölü 10'dan cevabım neymiş? 1 bölü 5'miş sevgili arkadaşlar. Bakınız dikkat. İlla sıvının birleşme noktasına vermek zorunda değil. Ara bir yerdekini de verebilir. Gözünüzden kaçmasın. Dikkat çok önemli şey. Şimdi bu Blaise Pascal'ın söylemiş olduğu sıvıların basıncı her tarafa doğru aynı şekilde iletmesiyle alakalı bazı uygulamalarımız var arkadaşlar. Bunlar da birleşik kaplar teorisi diye geçiyor. Birleşik kaplar teorisinde bakınız kabın şeklinin böyle yamuk yumuk olması, eğik olması, bombeli olması falan hiçbir şey değiştirmemiş. Sıvılar ne yapmış? aynı yüksekliğe gelmiş. Sağ taraftan ve sol taraftan basınçlar birbirlerine eşit. Yani bu taraftan böyle uygulanan basınç da bunun bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa böyle uygulamış olduğu basınçlar neymiş? Hep demek ki birbirlerine eşitmiş, iletilmiş, eşit bir şekilde iletilmiş ve bunlar aynı yükseklikte dengeye gelmişler. Diyor ki bize içerisinde aynı cins sıvı bulunan kaplarda sıvı yüksekliği kabın şeklinden bağımsızdır. Kabın şekline bağlı değilim. Genişleyen kaplarda da daralan kaplarda da bunu söylemiştik zaten. Birleştirilmiş kaplarda da bu var. Ve arkadaşlar eğer böyle bir muslukla bağladığım farklı yükseklikte sıvılar varsa ne oluyormuş? Sıvılar daima basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ediyormuş. Ne demek yani bu? Bakınız burada birinci koldaki yüksekliğim daha fazla. Yani burada P1 dediğim, burada P2 dediğim yerde kıyaslarsam P1, P2'ye göre daha büyük. O halde ve sıvıların basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru gittiğini de biliyorum. Ben eğer musluğu açarsam, dur bakayım nasıl açılıyor. Doğru böyle açılıyor. Böyle çevirsem açılır. Şu tarafa doğru yani böyle çevirsem açılır. Musluğu açtım. Ne olacak? Buradan diğer tarafa doğru sıvı akışı gerçekleşecek. Ne zamana kadar hocam? İşte şu zamana kadar. Bu diyelim ki bu kadar indi aşağı. Bu da çıktı buraya kadar. Sıvı seviyeleri eşitleninceye kadar arkadaşlar sıvı akışı gerçekleşir. Ha, burada boruların kesitleri aynı gibi ama farklı da olsa bunu aynı böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıvının yüksek olduğu yerden alçak olduğu yere doğru gideceğini söylememiz lazım. Ki bunu bir de uygulayalım bakalım. Düşey kesti şekildeki gibi olan eşit bölmeli kapta T noktasındaki sıvı basıncı P büyüklüğündedir. Musluk açılıp hemen açayım şöyle açılıyordu bu tarafa doğru yani. Musluk açılıp sıvı akışı durduğunda N noktasındaki basınç kaç P olur? Önce bir T'yi yazalım sonra N'yi buluruz. T noktasının Açık olan kısma yani en üstte olan yüksekliği 2H. O zaman PT dedim. Bu P büyüklüğündeymiş. P yani 2H D G şeklindeymiş. Şimdi ben musluğu açınca yeni sıvı yüksekliği ne olacak? Bu arada bağlantı borusundaki sıvıyı da ihmal etmem isteniyor. Sadece orası böyle küçük hacim. Buradakilere göre küçük hacimmiş yani. Onu görmezden gelecekmişim. O halde şu şekilde yapabilirim. Toplamda ne kadar sıvım var benim? Toplamda bunun taban alanına A dersem tabi bunlar da A ve A olacak şekilde. Sol tarafta burada yani A çarpı 1, 2, 3 haçlık sıvım var. Bağlantı borusunu görmezden geldim. Eşittir dedim. Musluğu açtıktan sonra bu toplamda 3 A kadarlık yüzeye yayılacak. Bakınız 2 A buradan geldi. 1 A da buradan geldi. 3 A'lık yüzeye yayıldı. Yeni yüksekliğine de X dedim. Hani bilmiyorum. 3'ler gitti. A'lar gitti. O zaman ne çıktı? X yüksekliğim haşa eşit çıktı. Yani bir birim yükselecekmiş. O zaman yeni sıvı seviyem şu şekilde turuncuyla taradığım bölgede olacak. Burada. Burada da şuraya gelecek. Zaten mantıklı olan bu değil mi? Bakın şuradaki iki bölme buradan ne yapmış? Akmış. Buraya gelip doldurmuş gibi de düşünebilirsin. Aslında alttan gider de zaten. Demek istediğim mevzu şu. İki bölme gitti. Aha da buraya iki bölme geldi. Yani N noktasının yüksekliği ne oldu? Bir haş kadar oldu. P, N dedim. H çarpı D çarpı G. Şimdi doğru orantıyı kurabilirsin. 2H D G'ye ben P diyorsam. Şurada yazalım. 2H D G'ye P diyorsam. H D G'ye ne diyeceğim? Burada da X dedim ama bu X başka, X olmasın bu. X P X olsun. İçler dışlar çarpım yaptım. P H D G ile çarpılıyor. P X 2H D G ile çarpılıyor. Ne olacak buradan? H'lar D'ler G'ler gitti. Şunlar gitti hep. Ne kaldı? Px dediğim şey P bölü 2 kaldı sevgili arkadaşlar. Demek ki yeni basınç az önceki T noktasındaki basıncın yarısı kadarmış. He hocam ben bunu yazmadan da görebiliyorum. Evet görebilirsiniz zaten basit. Burada 2H'de yükseklik. Burada 1H oldu. Yani yükseklik yarıya indi. Basınç da yarıya iner hocam. Hay hay. O da doğrudur. Demek ki çok zekisin. Devam edelim. Su cendereleri. Nedir su cenderesi? Birleşik borular sıvı ve hareketli pistonlardan oluşturulmuş düzeneklere su cenderesi veya sıvı cenderesi de denir. Su cenderesi denir diye yazalım. Ne işe yarıyor bu su cendereleri? Önce bir mantığından bahsedeyim sonra da ne işe yaradığından konuşuruz. X pistonu verilmiş K noktasındaki basıncı var. Bir de Y pistonu verilmiş L noktasında basıncı var. Su cenderelerinde sıvılar basıncı her tarafa aynı şekilde iletiyorlardı ya. O halde benim bu sol tarafa yapmış olduğum basınç buradaki sağ tarafa yapılan basıncı ne yapmak zorunda? Dengelemek zorunda. O halde piston ağırlığı olmasın. Genelde de ihmal edilir ama olduğu durumlarda verilebilir. Piston ağırlığı varsa onu da eklemeniz gerekir yani onu söyleyelim. Ama ilk kısımda piston ağırlığı olmadan konuşacak olursak sol tarafta F kuvveti var ve AX denilen bir yüzeye binmiş. Sağ tarafta ise G diye bir ağırlığım var ve AY denilen diğer bir yüzeye binmiş. Bunların basınçları birbirlerine eşit olmalı. Bu bana neyi gösterir? Ben küçük olan kısma bir kuvvet uygulayarak büyük olan ağırlığı dengeleyebilirim. Niye? AY çünkü AX'ten daha büyük. Bunlar nerelerde kullanılıyor? Oto tamirhanelerinde kullanılıyor. Forkliftlerde kullanılıyor. Veya bu damperli kamyonlarda kullanılıyor. Fren kampanalarında kullanılıyor mesela. İşte işte frene bastırıyorsun bastırdığın zaman oradan kampanalar tık diye veriyor. Basıncın iletilmesi durumu söz konusu yani arkadaşlar. Aynı durumlar buralarda kullanılıyor. Küçük bir kuvvet uygulayarak panel van dedikleri arabalar var ya biraz daha ağır oluyor bildiğim kadarıyla. Ağır olan bir cismi daha küçük kuvvetlerle dengeleyebiliyoruz. Ne sayesinde? Su cendereleri sayesinde. Ha dedim ya bir de piston ağırlıkları da olabilir. O zaman ne yapacağım ben buraya? F artı pistonun ağırlığı, G artı pistonun ağırlığı diye yazmam lazım. Piston aşağı. Geçtik diğer sorumuza. Bir U borusu bir su cenderesi göreviyle sorulmuş. Aynı mantık aynı şekilde ilerliyor. Sol tarafta yapılan basınç sağ tarafta yapılan basınca eşit olmak zorunda. Şu sıvı seviyesinde vermişiz zaten. Sıvıların farklılaşmaya başladığı ilk noktaya göre düşünülür. Sol taraftaki basınç sağ taraftaki basınca eşit olmalı. Sorumuz demiş ki şekildeki su cenderesindeki sıvılar dengededir. Buna göre H üssü bölü H kaçtır? Birinci kısımda ne diyeceğiz? O zaman sol taraftaki basınç için H üssü çarpı 3D çarpı G eşit olmalı neye? Sağ taraftaki farklı olan kısma. Yani h çarpı o 5 değmiş. 5d çarpı g. Şu g'ler bir gitsin. Şu d'ler de bir gitsin. H üstü bölü h sorulduğu için ben her iki tarafı böyle h'a böleyim. Şuralar bir sadeleşsin. Şunlar gitsin. H üstü bölü h. Bu üçü de diğer tarafa atarsam ne yaptı? 5 bölü 3. Öz kütlelerin tersi çıktı arkadaşlar. Bu dediğim gibi kolay bir soru aslında. Burada böyle farklı öz kütleli sıvılarda verebilirdi. Götürüp buraya işte ne bileyim 5 dden küçük 4 dlik bir sıvı falan daha da verebilirdi. O zaman işlemlerimiz biraz uzardı ama yine temelde ne yapacağım? Sol tarafta yapılan basınç eşittir sağ tarafta yapılan basınç. Şöyle boruyu ortadan ikiye böl. Sol basınç eşittir sağ basınç da yürüsün gitsin. O kadar basit. Mantığımız bu. Şimdi geldik Gaz basıncına. Gaz basıncı ne? Gazlarda arkadaşlar iki tane farklı basınç türü var. Biri açık hava basıncı. Diğeri ise kapalı kaplardaki gazın basıncı. Bunların basınç oluşturma sebepleri birbirlerinden farklı olsa da temelde ikisi de gaz. Bu yüzden buralar biraz daha böyle tanımlarla geçecek. Öyle söyleyelim. Gazların belirli bir bla 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 yoktur demiş. Nesi yoktur? Gazların arkadaş rengi yoktur, kokusu yoktur falan. Onlar mı? Yok onlar değil. Biz neyle ilgileniyoruz? Basınç kısmında aslında biz bunların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi yoktur. Biz hacimle, şekille ilgileniyoruz. Hacmi ve şekli yok gazların. Ve dolayısıyla kolundukları kabın hacmini ve şeklini alıyorlar. Gaz moleküller arasında boşluk fazla olduğundan, o zaman boşluğun fazlaysa ben bunlara basınç yaparak bunları ne yapabilirim? Sıkıştırabilirim arkadaşlar. Gazlar sıkıştırılabilir diyoruz. Gazları sıkıştırabildim. Yani sıvılarda var ama ihmal edilebilecek düzeyde 10. sınıf konuları arasında da sorumlu değiliz. Kadalar için ise hiç sıkıştırılamaz diyoruz zaten. Onlarda da çok çok küçük var. Mikro boyutta böyle belki hatta atomik boyutlarda biz onu da yine ihmal ediyoruz. Şimdi dedik ya gazların iki farklı basıncı var. İlki açık hava basıncı. Atmosferimizde bulunan gaz moleküllerinin kinetik enerjilerinden yani bunlar hareket halinde ya ve ağırlıklarından dolayı oluşan basıncı açık hava basıncı denir ve arkadaşlar barometre ile ölçülür. Barometre dedik ile ölçülür. Barometre ile alakalı ilk deneyleri yapan kişinin adı da Torricelli'dir. Aşağıda onun anısına biraz barometreden bahsedelim. Ne işe yarıyor barometre? Aslında şöyle biraz daha böyle hikayeleştirelim. Torricelli denen abimiz bir gün eline böyle bir metre uzunluğunda bir tane çubuk alıyor. Bir tane de leğen alıyor böyle banyo leğeni gibi. Bunun içerisinde civa dolduruyor. L'nin içerisinde de civa dolduruyor. Sabahın erken saatlerinde sahile iniyor. Sahile inmesinin sebebi deniz seviyesinde ölçüm yapması arkadaşlar. P0 diye geçen şey o deniz seviyesi deriz ya. Sabahın erken saatlerinde iniyor ki 0 santigrat derecede bakayım. Herhalde o gün ondan dolayı indi. Daha sonra ne yapıyor bu? Alıyor elindeki boruyu ters çevirip açık ucu L'nin içinde kalacak biçimde daldırıyor ve bırakıyor. Civa seviyesi azalıyor 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 ve 76 santimetre çizgisine geldiğinde duruyor. Sonra tekrardan dolduruyor bunu. Bir daha boşaltıyor. Bu sefer eğik koyuyor şöyle. İniyor 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 ve 76 seviyesine geldiği zaman yine orada kalıyor. Allah Allah diyor. Gerçi Allah Allah demiyordur muhtemelen de başka bir şey diyordur. Şaşırıyor yani ama böyle. My God falan diyordur muhtemelen. Şaşırdıktan sonra bir de diyor ki ya acaba bu borunun kesitiyle mi alakalı daha geniş bir boru alıyor. Şöyle daha geniş bir boruyu alıp daldırıyor. Hatta biraz daha genişleteyim boruyu. Şöyle daldırıyor. İniyor iniyor iniyor. Ve 76 çizgisine gelince yine kalıyor. O zaman diyor ki açık havanın yapmış olduğu basınç o gaz moleküllerinin yapmış olduğu basınç 76 santimetre yüksekliğinde civanın yaptığı basınca eşittir diyor ve ilk barometreyi bu şekilde karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Basınç ölçmeye yarayan aletlerden bir tanesi barometre. Birkaç tane daha var onlardan da konuşacağız. Ama önce kapalı kaplardaki gazın basıncı. Kapalı kaplarda dedik yani açık havada farklı kapalı durumlarda farklı farklı gaz basıncından bahsedeceğiz. Bu da diğeri. Kapalı kaba koyarsak biz gazı niye basınç yapıyor? Kapalı kaplardaki gazın basıncının nedeni sevgili arkadaşlar sürekli hareket halinde olan moleküllerin kabın yüzeylerine çarpması böyle bada 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 bada. O zaman ben bu gazların yüzeylere çarpma miktarını arttırırsam ne olacak? Basıncı arttırmış olacağım. Çünkü bu çarptığı için basınç yapıyormuş. O halde arkadaşlar neler etkiliyordur? Bir, molekül sayısı etkiliyordur. Ben buraya birkaç tane de böyle fazladan molekül getirirsem birim zamanda yüzeye çarpan molekül sayısı artacak mı? Artacak. Dolayısıyla basıncım artar. O zaman molekül sayısıyla gazın basıncının doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Molekül sayısı artarsa basınç artar. Kapalı kabın hacmi. Şimdi ben bu kabı genişletirsem o olmadı. Ne oldu? Yüzeye birim zamanda daha az molekül çarptı. Bunu böyle kocaman büyüteyim. Dur. Kayma. Büyüttüm bunu birim zamanda kabın çeperlerine daha az molekül çarpmaya başladı. O halde kapalı kabın hacminin artması basıncın azalmasına sebebiyet verecek. Yani hacimle basınç Ters orantılıymış ve kapalı kaptaki gazın sıcaklığı. Sıcaklık ne işe yarıyordu? Maddenin, moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü diye tanımlıyorduk 9. sınıfta. Ben bunların kinetik enerjilerini arttırırsam hızlarını arttırmış olurum. Ve daha hızlı hareket eden moleküller bıdı, bıdı 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 daha hızlı çarpacak, daha çok çarpacak. O halde sıcaklık artarsa, T yazdım gerçi, sıcaklık artarsa diyeceğiz basınç da ne olur arkadaşlar? Artar bize sadece bunları yorumlamak kalıyor. Neymiş? Molekül sayısı doğru orantılı, hacim ters orantılı ve kapalı kaplardaki gazın sıcaklığı yine doğru orantılı diyormuşuz. Neyi bilmem gerekiyormuş? Esnek zarlarda, esnek balonlarda durum biraz değişik. Yani durum derken basıncın durumundan bahsediyorum. Yoksa bunlar esnek balonda ve zarlarda da geçerli. Esnek balonlarda ve ince zarlarda her iki tarafın basınçları birbirine eşit olur. Burada her iki taraftan kasıt nedir? Şu balonun içerisindeki gazın basıncıyla şu dışarıda yazan P0'ın birbirine eşit olması. Veya şurada e ince zarın şöyle sağa doğru bombeli olması bir şey değiştirmez. İnce zarda soldaki basınç sağdaki basınca eşit olacak. Her iki taraftaki basınç birbirine eşit. Hatta bununla alakalı böyle şey anlatılır ya. Uçan balonlar vardır. Elinden kaçırırsın onu. Yükselir yükselir yükselir. Yükseldikçe çünkü ne oluyor? Dış basınç azalıyor. Dış basınç azaldıkça bu kendiliğinden büyümeye başlıyor. Niye? içerideki gazın basıncını azaltması lazım. Çünkü dış basınç azaldı. Ne demiştik? Hacimle ters orantılı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Esneklik sınırını aşınca da pat diye patlıyor ve aşağı doğru düşüyor sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım geldik diğer basınç ölçüm aletlerine. Bir tanesini görmüştük zaten barometre açık hava basıncını ölçüyordu. Manometre ne? Manometre de kapalı kaptaki gazın basıncını ölçmeye yarıyor. İki farklı türü var arkadaşlar bunun. Birincisi kapalı uçlu manometre, ikincisi açık uçlu manometre ya da tam tersi. Birincisi açık uçlu, ikincisi kapalı uçlu da olur fark etmez. Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçmeye yarayan Aletin iki türlüsü manometre diyormuşuz ve manometrelerde arkadaşlar açık uçlu olursa eğer bu taraftan bir P0 giriyor ve dolayısıyla gazın basıncı şu iç kısımdaki gazın basıncı ne diyorum P0 artı HDG yani e, çünkü neydi sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı iletiyorlardı ya burada P0 kadar basınç geldi üzerinde HDG'ye kadar daha geldi o yüzden Topluyorum. Diğer tarafta kapalı uçlu bir manometrem var. Kapalı uçlu manometredeyse P0 buradan giremiyor. Giremediği için P gaz direkt H çarpı D çarpı G'ye eşitliyorum. Burada arkadaşlar bir parantez açmak istiyorum şunun için. Eğer açık hava basıncı buradaki gazın basıncından büyükse buradaki sıvıyı itip buraya doldurabilir. Eğer bu tarafa dolduruyorsa yani gazın olduğu tarafta daha yüksek ise sıvı P0 eksi hdg diyeceksin. P0 eksi hdg ama ne? Bu tarafta daha yüksekse. Gazın olduğu taraf yüksekse dediğim Gazın olduğu taraf yüksekse. İşte bu kadar. Bu da manometre. Kaldı iki tane basınç ölçen aletim. Hemen ekranlarınızda arkadaşlar birinin adı altimetre birinin adı batimetre. Modern zaman film karakteri ismi gibi. Altimetre neymiş? Bir tür barometre olan altimetre basınç farkına bağlı olarak deniz seviyesinden olan yüksekliği gösteren bir alettir. Ya hocam nasıl gösteriyor? Şimdi basınç neydi? H çarpı D çarpı G idi ya. İşte aslında biz burada H'ı buluyoruz arkadaşlar. Basınç değerlerini kıyaslayarak H değeri de buluyoruz. Batimetre de aklınıza batmaktan gelsin. Bu da yine bir barometre gibi diyebiliriz aslında. Basınç değişiminden faydalanarak bu da neyi gösteriyor bize? Su derinliğini yani deniz diplerinde araştırma yaparken ne kadar derindeyizi biz direkt metre sarkıtarak ölçemeyeceğimize göre basınç farkından faydalanarak arkadaşlar yüksekliği buluruz. Böyle kol saati gibi bir görüntüsü var. Daha büyük olan yapıları da var tabi bunların. Sığın derinliklerine indikçe basınç farkından bu da yine neyi hesaplıyor aslında bize? Haşı hesaplayıp veren bir alet diyelim. Yani tam olarak böyle ölçüm gibi değil de bir karşılaştırma gibi diyoruz. Basıncın hal değişimine etkisi nasıl bir etkisi olabilir? Burada arkadaşlar aslında iki farklı maddeden bahsetmiştik ya. 9. sınıf konuları arasında suyun özel hali vardı. Su, bizmut, antimon gibi maddelere katılarıyla dengede olan maddeler diyorduk ya. Onunla alakalı da bir durum var. Demiş ki bize ilk olarak Erirken hacmi artan maddelere uygulanan basınç şimdi hacmi artmak istiyor. Yani molekülleri birbirinden uzaklaşmak istiyor. Ben ne yapıyorum? Bunu bir arada tutmaya çalışıyorum. O zaman bunun hal değiştirmesini engellemiş oluyorum. Erirken hacmi artan maddelere uygulanan basınç erimeyi ne yaptı o zaman? Zorlaştırdı arkadaşlar. Zorlaştırır diyorum. Zorlaştırır. Basınç arttığında erime ne olacak? Erime noktası da erime sıcaklığı da artar diyorum o halde. Erime sıcaklığı da artar. Yani daha yüksek sıcaklıklarda erimeye başlar. Ancak erirken hacmi küçülen maddeler yani su, bizmut, antimon gibi özel olan maddeler basıncı arttırdığım zaman ne oluyor? Erimeyi kolaylaştırıyor. Zaten bunun Şöyle de gösterebiliriz aslında kolaylaştırır diyelim. Zaten bunun molekülleri ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Birbirine yaklaşmaya çalışıyor. Ben bir de dış basınç uygularsam bunu iyice birbirine yaklaştırırım. Dolayısıyla hal değiştirmesini kolaylaştırırım. Ve erime sıcaklığı ne olacak? Düşer. Erime sıcaklığını düşürür diyoruz. Yani biz buz halindeki o suyu ne yapabiliriz? Eksi 2, eksi 3, eksi 4 santigrat derecelerde de eritip sıvı haline, su haline döndürebilirmişiz yani basınç uygulayarak. Basınç ile buharlaşma hızı da ters orantılıdır. Yani ne demek bu? Basınç artıyorsa buharlaşma hızı azalacak arkadaşlar. Ama hani buharlaşma normalde sıvıdan gaza geçiş ya her sıcaklıkta oluyordu. Bir de kaynama dediğimiz olay vardı. Kaynama olayında ise işte dış basıncın artması kaynama noktasını ne yapıyor? Yükseltiyor. Nasıl hocam? Nasıl yükseltiyor? Ben bunun e, molekülleri normalde birbirinden uzaklaşmaya çalışıyor ya. Ben basınç uygularak bu molekülleri bir araya getirdim. Dolayısıyla ne yaptım? Kaynama noktasını yükselttim kaynama noktasını yükseltir diyelim. Mesela evlerimizde kullandığımız düdüklü tencereler aslında bunun bir örneğidir. Düdüklü tencerede buharlaşan su içeride kaldığı için sürekli olarak basıncı arttırır ve basıncın artması kaynama noktasında yükseltir. Dolayısıyla hani su 110-120 santigrat derecelerde kaynamaya başlayacağı için artık yemeklerimiz daha kısa sürede pişer diyoruz arkadaşlar. Yemeği de yaptık. Şimdi geldik akışkan basıncına. Bu son konu başlığımız. Biliyorum uzun basınç ünitesi uzun ama arkadaşlar sıkın dişinizi. Bitti az kaldı akışkan basıncı sıvı ve gaz haldeki maddelere biz akışkan diyoruz yani bir yerden bir yere rahatlıkla böyle taşıyabiliyoruz akışkan madde denir hareket halindeki bu maddelerin oluşturduğu basınçlara da ne diyeceğiz o zaman akışkan basıncı diyeceğiz akışkan basıncı akışkan haldeki sıvı ve gazların oluşturmuş olduğu basınca diyormuşuz yani. Ama akarken, dururken değil. Hatta böyle şey de geçerdi eskiden hidrostatik filan derlerdi. Statik durgun demek ya o durgun ama bu dinamik. Hidrodinamik diyebiliriz buna da. Hidrodinamik basınç. Bu konuda çalışmalar yapan Bernoulli'nin bir sözü var. Diyor ki akışkanların hızlarının arttığı yerde basınçları düşer. Bernoulli ilkesi olarak bunu kullanıyoruz. Şimdi bunun bize ne gibi bir faydası var? Aslında önce bir yorumlarını çıkartalım. Sonrasında faydalarından bahsederiz arkadaşlar. A1 yüzey alanım var. A2 yüzey alanım var. Hani böyle bahçe sularken hortumun ucuna böyle sıkıştırırız ya. Su daha hızlı çıkar. Orayla alakalı bir durum aslında. A1 yüzey alanı. A2'ye göre daha büyük. Ben yüzey alanını küçülttüğüm için burada ne olacak o zaman? V2 dersem şu hız vektörüne şuna da V1 dersem. V2 hız vektörü V1'e göre daha büyük olacak. Bernoulli ne demişti? Akışkanın hızının arttığı yerde basınç düşer. V2 büyük olduğuna göre P1 ne olacak? P2'den daha büyük olacak. Bu kısımda basınç düştü çünkü. Ve bununla alakalı olarak şurada bir de sıvı yüksekliklerimiz var arkadaşlar. H1 sıvı yüksekliğim basınç büyük olduğu için ne olacak? H2'den daha büyük olacak. Akışkanın hızı kesit alanıyla ters orantılı. Kesit alanı küçüldüğü için hızım arttı. Hızım artınca basıncım küçüldü. Basıncım küçülünce sıvı yüksekliğim düştü. Yorumlarımız bu şekilde olacak. Peki bunlar gündelik hayatta nerelerde karşımıza çıkıyor. işte hortumla bahçe sularken hortumun ucunu böyle e, sıkıştırırsın. Su daha hızlı gider. İşte kılcal damarlarda kanın hızlı akmasından falan filan da böyle bahsedebiliriz arkadaşlar. Mesela metro istasyonlarında filan şey yazar. Dikkat sarı çizgiyi geçmeyin. Niye? Akışkanın hızı artıyor. Bir orada metro gelince hava moleküllerini böyle hıp hızlı hıp hızlı hareket ettiriyor ve basınç düşüyor. Biz o yüzden sarı çizgiyi geçme diyorlar. Çünkü niye? Basıncın az olduğu yere doğru gitme eğilimindeyiz. Başka neler var? İşte saç kurutma makinesini filan kullanıyoruz. Kafamızın etrafındaki hava moleküllerini hareketlendiriyoruz ve hareketlendirdiğimiz için sıvı molekülleri oradan uzaklaşıyor gibi gibi örnekleri mevcut. Şimdi bunu da bir örnekle bağlayalım ve konumuzu bitirelim sevgili arkadaşlar. Bernoulli ilkesine göre akışkanların hızlandıkları yerde basınç azalır. Buna göre olaylarından hangileri Bernoulli ilkesiyle açıklanır demiş. Fırtınalı günlerde çatıların uçması basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere gitmek istiyor. Bernoulli ilkesiyle açıklarım. Bahçeyi hortumla sularken az önce vermiştim zaten kopya oldu. Bahçeyi hortumla sularken hortumun ucunun sıkıştırılması. Ucunu sıkıştırdım. kes alanını küçülttüm. Sıvı hızlandı. Basınç düştü. Fön makinesiyle saçların kurutulması. Bu da arkadaşlar yine Bernoulli ilkesiyle açıklanabilecek bir olay. Kafamızın etrafındaki hava moleküllerini hızlandırdık. Su moleküllerini ortamdan uzaklaştırdık. Evet sevgili arkadaşlar bugün ne gördük? Bugün upuzun bir liste gördük. Basınç nedir? Birimi nedir? Nasıl bulunur? konusuyla başladık. Basınç kuvvetinin sebeplerinden konuştuk. Katılarda ve sıvılarda basıncı etkileyen değişkenlerden bahsettik. İşte katılarda ağırlıklarıydı, sıvılarda katılarda diyeyim şöyle. Katılarda ağırlıklarıydı, sıvılarda neler vardı sıvılarda? H vardı, D vardı, G vardı gibi. Şuna da G bölü A diyeyim de yüzü düşmesin. Sıvı basınç kuvvetinden bahsettik. Yan yüzeyleri etki ettiğinde ortalama basınç almamız gerektiğini unutmayın. Nasıl hesaplanır bak bunu unutmayın. Sonrasında Pascal prensibi, su cendereleri, işte U boruları ve gaz basıncına geçtik. İki tane gaz basıncımız vardı. Kapalı kaplardaki gazın basıncı bir de açık hava basıncı şeklinde basıncı ölçen aletlerden bahsettik. Sonrasında akışkan basıncı yani sıvı ve gazların basınçlarından bahsettik. Bernoulli ilkesinden bahsettik ve konumuzu bitirdik arkadaşlar. Bugün size söylediğim bir şey vardı. Dikkatli bakın diye. Evet arkadaşlar Haftanın ödüllü sorusu ekranlarınızda lütfen dikkatli bakın diyorum size bu şekilde bir tüyo vereyim bir sonraki dersimizde görüşmek üzere ödevlerinizi yapın muhakkak ama önce hocam ya bize o sorular yetmez bize bir yeni sorular göster ne yapacağız arkadaşlar soru bankamızı açtık soru bankamızın içerisinde nereye bulacağız hemen bulalım şuradan. Ee, çok gittim pardon elektrik devreleri yo çok gitmemişim yahu basınç 67. sayfadan başlıyor arkadaşlar basınç konumuz ta 90. sayfaya kadar devam ediyor vay tek seferde açtım güzel tek seferde açtık öncesinde arkadaşlar ne vardı konuyla alakalı kısa bir örneğimiz vardı. Daha sonra bu örnekten yola çıkarak dört tane sorumuz vardı. Kazanımlarımız da burada milli eğitime bağlı olarak e, oradan da takip edebilirsiniz. Okullardaki bu milli eğitim kitaplarında da var. Devam ediyor, devam ediyor. Her konuyla alakalı, her soru tipiyle alakalı arkadaşlar sorularımız mevcut. Tıkanlı yerde ne yapıyorsun? Tats hemen yanında kare kodu okutuyorsun ve videonu çözüme ulaşıyorsun. Toruş 50 deneyi, akışkan basıncı. Uuu devam, devam, devam direk kaldırma kuvvetine kadar çok geldim. 90 birinci sayfadaki 11 numaralı soruya kadar sorumlusunuz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.